Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar efendim. TV 360 ekranlarında ne yapmalıyla yepyeni bir haftada karşınızdayız. Hocam günaydın. Günaydın efendim. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sormalı. Çok teşekkür ederiz, biz deyiz. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Gündem oldukça yoğun ama bakalım bugün programımızda neler var? Çatılar uçtu, ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli fırtına ve yağış yurt genelinde büyük felakete yol açtı. Tüm ayrıntılar birazdan. Diş tedavisi sonrası hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı. Peki minik Deniz neden öldü? Raporda ne yazıyor? Soruşturmaya dair yeni gelişmeler. Birazdan. Ankara'da yaşanan korkunç komşu cinayetleri bitmiyor. Bir komşu yine gürültü nedeniyle dehşet saçtı. Kan donduran olayın detayları birazdan. Bir sürücü ocakta yemeğim var deyip kaçmak istedi. Diğer sürücü ise yine ölmedik çok şükür dedi. Yaşanan ilginç kazalar ve sürücüler herkesi şaşkına çevirdi. Birazdan. Kardeşinin ayakları çamura batmasın diye sırtında taşıdı. Vefakar abla bu görüntülerle herkesin yüreğini ısıttı. Birazdan. Evet, tekrar günaydınlar sevgili izleyiciler. Ne yapmalı? Başlıyor hocam, ilk haberimiz indirim haberi. İndirim için metrelerce kuyruk oluşturdular sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz bu indirim Kara Cuma indirimleri oldu. Dünya genelinde başlatılan ve her yıl tekrarlanan büyük Kasım indirimlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdular alışveriş merkezlerinde. Alışveriş merkezlerinin açılış saatine kadar sıraya giren vatandaşları metrobüs üst geçidine kadar ulaşmış hocam. Bakın görüntülerde de görüyoruz, alışveriş merkezinin kapısından öyle çok kuyruk olmuş ki üst geçide kadar devam etmiş. Peki bu alışveriş çılgınlığının sebebi sadece indirim mi, yoksa biz bir alışveriş bağımlısı olmaya doğru gidiyor muyuz? Şimdi bu bütün dünyada yapılan bir şey, Kara Cuma indirim günleri. Orada da şey var, yani bu tür kuyruklar var. Hiç insanlar soğuğa alışveriş yani etmemişler. Yani sabahın köründe bir iPhone piyasaya çıktığı zaman nasıl insanlar birbirlerini yercesine almaya gidiyorlar. Dolayısıyla buna benzer bir batı alışkanlığı da bize geldi. Dolayısıyla büyük alışveriş merkezlerinde bir indirim olunca insanlar belki beğendikleri malı daha ucuza alırım tarzındaki bir ön yargıyla, böyle işi gücü yoksa, tabii, cebinde de biraz parası varsa orada kuyruk oluşturuyorlar. Buna alışveriş bağımlılığı olarak niteleyebilir miyiz? Bence niteleyemeyiz ama içinde alışveriş bağımlısı olanlar da vardır. Nedir ki alışveriş bağımlısı? Herkes söylemiyorum. İhtiyacı olsa da olmasa da almak mı? Evet. Yani alışveriş bağımlılığı diye halk arasında bilinen mesele birçok ruhsal fenomenle ortaya çıkan şeyler. Bunlardan bir tanesi özellikle bipolar hastalığı manik safhasında çok ciddi alışverişler yapar insan. Yani olmayan parasıyla kocaman kocaman şeyler alır. Bu açıdan çok ciddi bir sıkıntı vardır. Ondan sonra obsesif kişilerde kafaya taktığı bir şey yapmazsa rahatsız olacağı için gidip bunu almak ister. Bir de dürtüsel bir şekilde kontrolsüzce kakıp gidip almak ister. Bir de özellikle mutsuz ve sıkıntılı olan insanlar sinemaya gitmek gibi alışverişe giderler ki o an için kafaları biraz rahat etsin diye. Evet. Yani ruhsal tarafı kabaca bu. Bir tür tatmin yaratıyor galiba insanlarda. Tatminden de öte, özellikle mutsuz sayılan, problemi olan, iç konuşmalarından bir türlü kurtulamayan,
ve o iç konuşmaların verdiği sıkıntıyı geçici de olsa giderme kastı ile alışveriş yapanlar var. Bu çok. Bu çok. Bir de bunun dışında obsesif biçimde kafaya takılan bir fikirle gidip alanlar var. Dürtü denetim problemi olanlar var. Bir de bipolar hastalığı manik safhasında olanlar var. Bunların hepsinin ayrı ayrı motivasyonu var. Ama beni daha çok ilgilendiren şey özellikle kronik mutsuzluk yaşayan, kronik biçim ve depresif tablo içinde düşüncelerinden bir türlü arınamamış ve onu durduramayan insanlar alışverişle bu fikri birazcık yani bir, ne kadar alışveriş yapıyorsa 2 saat, 3 saat biraz ferahlıyor. Hı hı. Biraz ferahlıyor. Evet. Sevgili izleyiciler, ne yapmalı etiketini hatırlatalım. Sorularınızı bize sosyal medya üzerinden ne yapmalı etiketiyle iletebilirsiniz. Hocam biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yurt genelinde şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle hayat felç oldu. Binaların çatısı uçtu, ev ve iş yerlerini su bastı sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken sahil şeridinde de metrelerce yükselen dalgalar oluştu. Su baskını yaşanan bir sitede bir vatandaşsa site içinde kanoyla dolaşmış. Bu da enteresan bir haber. İzmir'de yoğun yağış özellikle Karşıyaka ve Konak ilçelerinde denizi taşırmış ve sokaklar göle dönmüş. Bunu fırsat bilen bir vatandaş da şimdi gördüğünüz üzere kanoyla dolaşmış. Hocam bir nevi krizi fırsata çevirmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii. Çünkü böyle bir olanağı sık sık görme şansı evet. yok. Dolayısıyla onu büyük bir ihtimalle evi zarar gördü mü görmedi mi, su aldı mı almadı mı bilmiyoruz ama eğer bir de gülerek ve etrafına da bu hoşlanarak bakıyorsa keyif için yaptığını düşünürüz biz bu işi. Belki de merak için yapıyordur yani. Evet. Bu arada hocam Antalya'da da benzer bir olay gerçekleşmiş. Aşırı yağışlar oldukça etkili olmuş. Serik ilçesi sanayi sitesinde çalışanlar bu durumu eğlenceli hale getirmişler. Gördüğünüz gibi yağmurdan dolayı biriken sularda hurda bir takım malzemelerin içine girerek adeta denizdeymişçesine keyifli dakikalar geçirmişler. Ne diyelim, her zaman eğer can kaybı yoksa elbette mal kaybı da, hani mal canın yongasıdır derler ama yine de mal kaybı yoksa insanların bunu eğlenceli bir hale getirmeleri o kadar da eleştirilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Eleştirilecek bir şey yok da bu tür aletlerle bot diyeyim ben buna. Bot gibi geldi kendi bana da. Kendi botlarını yapmışlar hocam hurdalardan. Hurdalardan bir şeyler yapmışlar da bunu eğlenceye çevirmişlerse orada kendilerine maddi zararı yoktur. Tabii, muhakkak. Yani dolayısıyla bunu eğlenme maksatıyla yapmış olmaları kendilerinin parasının bağlı olduğu bir şey olmamasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum ben. Doğru. Fakat Antalya'da yağmur çok alışılmış bir şeydir. Benim çocukluğumdan beri çok yağar. Hatta bir babam, rahmetli babam şöyle bir şey anlatırdı. Bir arkadaşıyla konuşurken telefonda Antalya'da hala yağmur yağıyor mu demiş. Yani durmadan yağıyormuş demiş. Ben okula falan giderken kara çizmelerle okula gittiğimi hatırlıyorum. Çukurlarda suların biriktiğini, yani inşaat çukurunda hiçbir tedbir alınmadan çukurlarda suların biriktiğini hatırlıyorum. Okula kadar giderken çizmemin yarı beline kadar suyla gittiğimi çok iyi hatırlıyorum. Evet. Bir kere iki defa değil yalnız. Evet. Bu arada hocam bazı il ve ilçelerde de okullar tatil edilmiş sevgili izleyiciler. AFAD yurt genelinde etkili olan fırtına nedeniyle maalesef 2 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 4'ü asker 10 kişinin de yaralandığını bildirmiş. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz. Gerçekten böyle şeyler, doğal afetlerin bunlara sebep oluyor olması çok üzücü. Daha sıkı önlemler almak galiba bu noktada çok önemli. Tabii çok önemli.
Ama bu bir iklim değişikliğinin öncül habercileri. İklim hiçbir şekilde itiraza yol açmayacak kadar net biçimde gerçekten değişiyor. Hiç böyle su baskınları bu zamana kadar tek tük görmüşüzdür ama böyle yıkıcı insanların öldüğü, çatıların uçtuğu, gemilerin parçalandığı, gemilerin battığı, 12 kişinin öldüğü yağmurlar ve su yükselmeleri görmedik. Evet. Yani bu bir iklim değişikliğinin ciddiye alınması gerektiğini anlatan bir durum. Yaz aylarında da yangınlarla mücadele ediyoruz. İklim değişikliği. Birkaç yıldır. Yani, hocam Kasım ayının neredeyse sonuna geliyoruz. Havalar hala o kadar da soğuk değil. Bir de tabii şöyle bir durum da var hocam. Doğal afetleri göz önünde bulundurmadan yapılaşma eğer olursa doğa kendine ait olanı bir noktada geri alıyor. Yani doğayla mücadele etmek bu noktada çok da mümkün olmuyor açıkçası. Bu çok doğru. Bu çok doğru. Ama biliyorsunuz bir takım tayfunlar falan olduğu zaman New Orleans'ı ne biçim sular bastı. Deniz yükseldi ve sular bastı. İşte nükleer facianın yaşandığı Japonya'da nasıl şeyler oldu? Sular bastı ve kaç kişi öldü? Burada yapay, yani insan elinin yolu açtığı bir takım şeyler var. Bir de depremlerin getirdiği tsunamilerden kaynaklanan şeyler var. Onlar doğal. Ama New Orleans'da alınan tedbirler bile yetmedi. Evet. Çok fazla kişi bundan muzdarip oldu. Vakım merkezleri açtılar, aç kaldılar, şu oldu, bu oldu. Çok büyük facia. Yani dünyanın neresinde olursa olsun iklim değişikliği kendisini Kuzey Kutbu'nda da Güney Kutbu'nda da kesinlikle gösteriyor. Oradaki buzulların erimesiyle ufak ufak denizlerin yükseldiği kanaatindeyim ben. Uzmanlar da uyarıyorlar zaten bu konuyla ilgili. Bir takım önlemler alınması ile ilgili bizim de bireysel olarak, vatandaş olarak yapmamız gerekenlere dikkat etmemiz gerektiğini belirtelim. Ve sıradaki haberimiz hocam maalesef yine kanlı biten bir düğün sevgili izleyiciler. Gaziantep'te bir sokak düğününe gelinin eski eşinin yakınları tarafından düzenlenen saldırı sonrasında bir kişi ölürken biri ağır, toplamda 4 kişi yaralandı. Düğün evi maalesef cenaze evine döndü. Bu oldukça korkunç bir haber. Gelinin ilk evliliğinin eşinin yaptığı bir baskından bahsediyoruz. Gerçekten insanların canı yandı. Bir düğün, bir cenaze evine döndü. Aklı selim düşünmeyen bir takım insanların yol açtığı facia. Şimdi şurada şu var benim üzerinde durduğum konu şu. Bu hanımefendi eşinden boşanmış. Boşanalı ne kadar olduğu çok önemli. Ne kadar oldu? Çok uzun vade oldu da bu iş geliştiyse adamın evliliğini içselleştirdiği, adına sevgi deyin, tutku deyin, ne derseniz deyin, onun bir başkasıyla birlikte görmekten çıldırdığı anlardan birisi gibi geldi bana. Dolayısıyla burada açık seçik jalüzik değil ama kıskançlık temelli bir hadisenin yaşandığı ortada. Bir de ikinci defa evlenen bir insanın düğün yapması da artık yanlıştı. Yani nikahlanın, gidin ne yapacaksanız yapın. Yani göze sokarcasına bunu yapmanın, düğün yapmanın artık bir anlamı olduğunu kanaatinde değilim ben. Hocam şimdi bunu yaptı diye de yani tabii ki hak etmedi sonuç olarak bunu. Tabii kimse ölüm hak etmez. Bu sonuçta böyle istemişler, böyle yapmışlar ama ya boşanmışsın artık, bitmiş o kadınla senin işin. Tamam, ilişki. Doğrusu bu. İşin bitmiş, herkesin yola ayrılmış, aranızda kan bağı yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla böyle bir olaya kalkışmak, mahalle gitmek, olayı görmek anlamsız ve saçma. Çok. İkinci bir mesele de benim dikkatimi çekiyor. Özellikle
pek çok insanda silahlanma var. Pompalı tüfekler yaygın. Bunların büyükçe bir kısmı ruhsatsız. Dolayısıyla yani Amerika'daki gibi silah bilmem nesi tartışmasına mı gireceğiz artık biz? Silah taşımak serbest falan mı olacak? Bir takım dükkanlardan giden kişi silah alıp cebine mi koyacak? Göstere göstere mi gezecek? Yani bu memleket öyle bir memleket değil. Ancak silah hükümetin herhangi bir şekilde yasal sebeplerle mevcut olan silahları onaylaması ve değişik kontrollerden geçmesiyle sıkı bir rejime tabidir. Tabii bu silahı alan kişinin ruhsal durumu nedir? Bu ruhsal durum çok iyi incelenir. Ondan sonra bu silah ruhsatlar verilir. Bundan dolayı yani Amerika'daki gibi serbest bir silah satışı Texas'ta veya şurada ya yasak olan iller şeyler var. Eyaletler var. Anlatabildim mi? Ama olmayanlar da var. Ve bu konuda Amerikan halkının büyükçe bir kısmı da yani Cumhuriyetçiler döneminde silah propagandası ile birazcık da üstün geldiler ya. Nedense bilmem. İnsanlar kendini savunmak kastı ile ruhsatsız silah barındırmaları olacak iş değil. Kesinlikle öyle. Güvenlik güçleri var. Devletin bu konuyla ilgili insanları koruyacak askeri var, polisi var. Bunun yaygınlaşmamış olması çok önemli. Şimdi hocam sırada biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde diş çekimi sonrasında hayatını kaybeden bir yavrumuz vardı. Bursa'da özel bir diş kliniğinde bir dişi çekilen dört dişine dolgu yapılan çocuğumuz 3 gün sonra hayatını kaybetmişti. Deniz'in ön otopsi raporu çıkmış hocam ve bu raporda şöyle söylüyor. Diyor ki saçlı deri altında yoğun ödem, başla göğüs kısmında kalp boşluğu ve akciğerinde kanama tespit edilmiş. Bu tabii ön otopsi raporu. Bu bize bir fikir verebilir mi çocuğun niçin hayatını kaybettiğiyle ilgili? Vallahi ben bu konuda uzman değilim. Ancak genel tıp dosyonum itibariyle cevap verme şansım var. Yani perikardit oluşuyor. Saçlı deride bir kanama riski oluşuyor. Bu kanama riski acaba çocukta daha önceden bir kanamayla ilgili bir hastalığı mı vardı diye aklıma getiriyor. Yani daha önceden bir kanama defekti mi vardı diye aklıma getiriyor. Artık kesin rapor Adli Tıp Kurumu'nun merkezden vereceği raporla belli olur. Bu bir ön rapordur. Ön rapor bize çok fazla bir fikir vermedi. Aile de aynı tabii görüşte. Deniz'in otopsi raporu çıkmış ama çok fazla bir şey göstermiyor diyor baba. Ve biz de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan içeriğe göre hareket edeceğiz. Ben devletime, adaletime güveniyorum demiş. Tabii böyle bir acılı bir aileyi hiç ne söylerseniz söyleyin acısını dindiremezsiniz. Ama adaletin yerini bulması bir nebze de olsa içlerini ferahlatacaktır. Vallahi diyebiliriz. Ömür boyu sinmez. Azalabilir. Günlük yaşama adapte olabilir ama akıllarının bir yerinde her an 5 yaşındaki küçük bebekler ne yapıp ne yapmadığı konusu ailenin mutluluğunu çok fazla etkileyecektir. Çok gerçekten öyle. Evet, gün geçmiyor ki son dönemde çok fazla verdik hocam. Komşuların gürültü sebebiyle biliyorsunuz geçen hafta da verdik. 72 yaşındaki bir şahıs gürültü yaptıkları için komşularını katletmişti. 5 kişilik bir aileyi. Yine komşular arasındaki gürültü kavgası katliamla son buldu sevgili izleyiciler. Ankara'da son 3 gün içinde 3 komşu cinayeti yaşandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde 3 gün önce 72 yaşındaki T.Ü. gürültü yaptıkları iddiasıyla 5 kişilik aileyi öldürmüştü. Yine bir olay yaşandı Ankara'da. Husumetli komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş ettiği 4 komşusundan ikisini öldürürken ikisinin de yaralanmasına sebep oldu. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bunu ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Bu kadar sık yine Ankara'da
Ankara'da bu kadar sık. Ne oldu? Yani Ankara, tesadüfen olan bir şey. Şimdi benim şurada bir böyle bir görüşüm var. Bakın hocam, görüntüde görüyoruz, son pompalı tüfeğini almış. Yolda elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Evet. Zaffer Eda ile geziyor arkadaş. Ben biraz başka açıdan bakmak istiyorum hadiseye. Özellikle kırsal alandan kente göçün hızlandığı son yıllarda. Kente göçüldüğünde de sefertası gibi apartmanlarda yaşayanlar köylerdeki sessizliklerini bulamıyorlar. Yani üst kattan birisi gürültülü kahkaha atıyor, müzik açıyor, tepiniyor. Çocuklar çocukluklarını yapıyorlar. Yani bunun büyük bir sebep olduğunu düşünüyorum. Kırsal alandan, köyden, kentten kente göç, kente göçle birlikte banliyölerin oluşması, bu banliyölerde apartmanlaşma, apartmanda da ses izolasyonlarının olmaması sebebiyle tahminen alışık olmadıkları bir gürültüden çıldırabiliyor insanlar yani. Anlatabiliyor muyum? Kendini tutamayan birisi de kalkıp gidip öcünü almaya kalkıyor. Ama bunun yapılması gereken neydi? Yapılması gereken, polise haber vereceksiniz. Polis gelip uyaracak. Bir kere, iki kere yaptınız. Üçüncü kez Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaksınız. Bunun adam öldürmeden, can kıymadan, barışçı yollarla yapılabilecek yolları varken böylesine kendini hapse gönderecek, başkalarını da toprağın altına gönderecek bir eylemin akılla hiç alakası yok. Yani söylerken bile aşırı trajik. Yani nedir? Gürültü yaptılar, pompalı tüfekle komşularını öldürdü. Yani akla mantığa sığmayan son hafta duruş cümle. Defa oldu bu ya. Üç defa oldu. Yani bir görgü tanığımız varmış. Onunla ilgili bir VTR var, izleyelim. Ben hurdacılık yapıyorum. Seyir halinde şuradan çıkıyordum. Dayının elinde tüfek. Abla yerde yatıyordu orada. Orada ekipler geldiler. Oradan araba yattılar, götürdüler dayıyı. Tanıyoruz komşumuz. Elimizde yeten büyüyen bebeler. Tartışmışlar komşusuyla. Vurmuş, almış. İki tane can. 17 yaşında çocuğa kıyılır mı? Ölenlerden biri 17 yaşında mıydı? 17 yaşında çocuğa kıyılır mı diyor teyze. Çok da haklı bir isyan bu. Asansör tamiri sırasında çıkan gürültü sebebiyle komşularını öldürmüş bu adam. Yani asansör, o da kullanıyor asansörü. Bunun bir tek sebebi var. Bir tek sebebi var. Beyinsizlik. Muhakeme yok. Durumu muhakeme etmek. Sağlıklı, salim düşünmek. Suça bulaşmaksızın bu işi halletmenin yolunu hiç öğrenmemiş. Neden öğrenmemiş? Biraz önce anlattığım sosyal ekonomik sebeplerle göçün sonucunda olan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yanılmış olabilirim ama benim fikrim bu. Zaten yürüyüşüne bakar mısınız? Nasıl bir özgüvenle böyle, hani küçük dağları ben yarattım edasıyla silahını almış yürüyor da, hani siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? 17-18 yaşında çocukların, yani insanların sırf gürültü nedeniyle canını alabilecek kadar kendinizi ne zannediyorsunuz gerçekten? Ne oldu şimdi? O insanlar toprağa gitti, sen de hapiste çürüyeceksin. Evet, bakın size bir şey söyleyeyim. Ben ofisimi taşırken, yeni ofisime geçerken bundan 10 yıl önce, bütün apartmandaki komşularıma bir nazik mektup yazdım. Taşınmak zorunda olduğumuzu, kendilerine vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilediğimizi, eğer rahatsız olurlarsa tekrar bize gelip söylemeleri gerektiğini birer mektupla evlerin altına attım. Çok bir nazik insanca, bir davranış tabii hocam. Bu bir insanca bir yaklaşımdır. Evet. Yani bu benden sonra gelenler hiç böyle bir şey yapmadılar ama. İnsanın insana saygısı varsa, insanın komşusuna saygısı varsa
tüm nezaketiyle ve barış içinde bir işi çözebilir. Evet, çözebilir. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle bunun çözüm yolu bu değil ama gerçekten insanların giderek bencilleştiği olayı da gerçek. Ya tabii ki herkesin evinde gürültü olabilir. Biraz komşu olarak alttan almak, anlayışlı davranmak, işte birine misafir geliyordur ya da çocuğu vardır. Çünkü çocuğa yapma, oynama, dur diyemezsiniz. Yani çocuk oyun oynamak istiyorsa oynayacak. Biraz orada komşunun sabretmesi gerekiyor ama bir yandan da çok bencil insanlar da var hocam. Var. Gecenin bir yarısı işte siz sabah erken mi kalkacaksınız, işe mi gideceksiniz, evde hasta mı var? Umurlarında olmadan bangır bangır müziği açan insanlar var. O var. Onu biz de yaşadık ama olması gereken şey şu. Eğer evinizde olağan dışı bir toplantı varsa, olağan dışı gürültü çıkaracak bir kutlama yapıyorsanız, bir nişan yapıyorsanız, çocuklu misafiriniz geliyorsa bir alt kata, bir üst kata önceden haber vermelisiniz. Çok doğru. Bizim bu akşam evde bir toplantımız var. Şu saate kadar sürer. Lütfen kusura bakmayın. Bir sıkıntınız olsa lütfen gelin bize bildirin. Demek yerine hiç kimseye haber vermeden kalabalık insanların gelişi, bangır bangır koşuşturması bence bu işi provoke eden sebeplerden biri. Dolayısıyla benim üzerine durduğum en güzel şey komşularınızla nezaket içinde davranmak zorundasınız. Yani nezaketin bozulduğu zamanlar var mı? Var. Ama genelde şiddete dokunmaması lazım. Burada yani apartman yöneticisinden bir başkasına bağına kadar uyarılar yapılabilir ama en uygunu kapıya gidip böyle böyle bir aktivite var. Bundan dolayı sizi rahatsız olabilirsiniz. Lütfen kusura bakmayın. Eğer ciddi sıkıntı olursa bize haber uyarın verin. Lütfen. Evet. Çok geç saatlere kadar da bu devam etmeyecektir gibi garantisini verdiğiniz zaman bu olaylar %99.9 önlenir. Evet, çünkü komşu, yüz yüze bakıyorsun, bir şekilde karşılıklı olarak anlayışla çözülmeyecek hiçbir şey yok. Yani olayların buraya gelmesi akıl alır gibi değil. Şimdi hocam yine bir alkollü sürücü olayı, kaza yapan alkollü sürücü bu kez polisleri ocakta yemeğim var diyerek ikna edip kaçmaya çalışmış. Bursa'da alkollü kadın sürücü hayrete düşürmüş sevgili izleyiciler. Kaza yaptı, aracıyla refüje uçtu. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp sonra da polis ekiplerine kusura bakmayın ocakta yemeğim var diyerek kaçmak istemiş. Ama bu arada hocam... Gece saat 2'de. Gece 2'de gerçekleşiyor bu olay. Ne zaman yemeğe koydun? Ocakta ne zamandır devam ediyor. Gerçekten trajikomik. Ama kadın alkollü. Alkollü evet. 1.70 promil. Alkollü olduğu belirlenmiş. Bu arada gazeteciler kendisini çekiyor diye de tehditler savurmuş. İzleyelim bakalım. Bakın ev yanacak. Ocakta iki tane tencere patates var. Annem 70 yaşında. Olaydaki ekibimi çağırdım, buraya getirdim. Evinin çekiyor, adresini bakın. Bak, hanımefendi. Bir şey yapmadın, işimizi yapıyoruz. Hanımefendi, bırakır mısın? Bırakır mısın? Bak, hiç olacak senden bana zararı. Sen kırdın, ben tuttum sadece. Sen kırdın. Ayrılma şimdi. Ama kamerayı niye kırdınız ki şu an? Ben kırmadım. Gelirsin ben sana dur dedim. Şikayetçi oluruz. Şikayetçiyiz zaten ya. Tamam. Şöyle oldu. Şikayetçiyiz. Yok yok yapıyoruz biz burada. Yavuz hırsız hesabı yapmaya çalışıyor bir yandan. Gece 2'de de patates varmış ocakta deyip kaçmaya çalışıyor. Bu galiba yine sizin bu beyinle ilgili lafınızı karşılayacak bir olay. Zaten alkollü olduğu için beyin etkisini kaybetmiş oluyor. Beynin kontrol edici mekanizmaları felç olduğundan dolayı saat 2'de yemek pişiyor. Ne zaman koydun da sokağa çıktın? Gece 2'de yemek mi pişer? Değil mi? Evet, kesinlikle öyle. Yani 1.70 promil alkolle trafiğe çıkıp sonra da bunun sonucunda da insanlara saldırmak elbette akıl alır gibi değil. Bu arada başka bir kaza haberi de hocam. Üsküdar'da yaşanmış.
Bir sürücü yolun kaygan olması sebebiyle önüne çıkan araca çarpmamak için frene basınca direksiyon hakimini kaybediyor ve bir evin bahçesine düşüyor 4 metre yükseklikten. Ama sonrasında kurtulurken bir kalp işareti yaparak çok şükür kurtuldum demeyi de ihmal etmemiş. Bakın kalp işareti yapıp sesli VTR'si de var, izleyelim. Yokuştan aşağı iniyordum. Bir anda karşıma araba çıktı. Burada inşaat çalışması olduğu için yerlerde betonlar var. Arabanın tekeri tutmadığı için buradan aşağı uçtum. Öyle yani, yine ölmedik çok şükür. Var mı sende bir şey? Bende bir şey yok abi, çok şükür iyiyim. Bir sıkıntım yok. 3-4 metrelik bir alan gördüğünüz gibisinde. Yok, çok şükür kimse yoktu abi. Bunu böyle sanki çok komik bir olay gibi anlatması beni çok sinirlendirdi. Şimdi bir defa yaralanmadı, bir şey olmadı, ölmediği için bir sevinci var içinde. Anlatabildim mi? Bir sevinci var. Yani herkes yağışlı havalarda hangi süratte, ne şekilde gideceğini bilmek zorunda. Bu işin bahanesi yok çünkü. Yok. Yok yani. Burada resmi kurumlar harekete geçiyor, itfaiye harekete geçiyor. 20-25 kişi olayla meşgul oluyor. Yani olacak işler değil ama. Yani o bahçede oynayan çocuk olabilirdi, insanlar olabilirdi. Önlem almak. Evin üstüne uçabilirdi. Evin üstüne uçabilirdi ki böyle olaylar görüyoruz yani, zamanında da gördük. Dolayısıyla yani böyle kamyonlar, kum yüklü kamyonlar evin içine girdiği günleri gördük öyle yani. Haberler gördük. Peki, yine bir trafik haberi sevgili izleyiciler. Konya'da bu kez olaylar yaşanıyor. Konya'da 16 yaşındaki bir çocuk trafikte dehşet saçtı. Ehliyetsiz çocuk sürücü faciaya yol açtı. 16 yaşında bir çocuğun araba kullanmış olması zaten başlı başına bir rezaletken, minibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan iki çocuk hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış. 16 yaşında bir çocuğun minibüs kullanması, yani nereden tutsanız elinizde kalacak bir olay bu. Şimdi bu olay tabii son derece ilginç. Yani Allah rahmet eylesin ona da, onlara da. Yani kötü bir yolla hayatlarını kaybetmişler. Şimdi bu tür ehliyetsiz sürücüler, küçük yaşta sürücüler, küçük yaşta araba kullanmayı maharet sanıp kendilerinin kahramanlık yaptığı gibi bir duyguya kapılıyorlar. Anlatabildim evet. mi? Dolayısıyla ehliyet yaşı 18 yaşını geçtikten sonra gerekli kurallarla sınava girip ehliyetinizi aldıktan sonra araba kullanma şansınız var. Ehliyetsiz trafiğe çıkılmaz. Ehliyetsiz bir işlem yapılamaz. Kırmızıda geçilemez. Yaya varken yolda ışık olmasa bile durmak zorundasınız. Yani bu kurallar kesinlikle altın harflerle çakılmadığı sürece çocuklarımıza ve gençlere ve trafikte ehliyeti bulunan insanlara bunu yapmamaları rica olunur. Özellikle drift yaparak arabalar arasından yılanvari hareketlerle geçerek bütün trafik güvenliğini tehlikeye atan insanlara ben buradan duyurmak istiyorum. Arkadaşlar lütfen yapmayın ya. Lütfen yapmayın. En sonunda sizin ulaştığınız yere biz aynı zamanda ulaşıyoruz. Yaptığınız hareketin bir kazancı yok. Sizi öne geçirmiyor. 5 dakika erken gitsen ne olur? Erken de gitmiyorlar. Aynı trafikte, trafik ışığında duruyoruz tabii. Hocam bu yalnız farkındaysanız bizim toplumumuzda çokça var. Küçücük çocukları arabada direksiyonun başına geçirmek. Yani oyun olarak bile olsa
çocuk bunu orada bir şekilde kafasına kaydediyor. Yani hep anlatılır ya böyle marifetmiş gibi, hani çocukken ben de çok babamın arabasını kaçırdım falan küçük, gibi. Şoför koltuğunda oturuyor bey. Küçücük çocuk 3 yaşında direksiyona veriyor. Evet. Yani bunu ve bu oyun şekilde sanıyor. Trafikte ilerliyor yani. İlerliyor. Yani bu tür şeylerin artık bizim ülkemizde 21. yüzyılda bu geldiğimiz seviyede artık böyle insanları görmek istemiyoruz. Ya lütfen biraz beyniniz olduğunu, doğru muhakeme yapmanız gerektiğini artık lütfen öğrenin ya. Doğru muhakeme yapın. Doğru sonuçlar verin. Yani kurallar var. Kuralların neden konulduğunu bilin. Kuralların konulması sizin hayatınızı korumak içindir. Bir başkasının da hayatını korumak içindir. Evet. Kurallara uymayacaksın, önlemini almayacaksın. Ondan sonra ah ah vah vah yapmanın hiçbir alemi yok. Adı trafik kazası geçirdi mi olacak? Öyle evet. Değil ki. Trafik evet. Kazasını yapan sensin. Evet. Hocam bir soru izninizle soracağım. İzleyicilerimizden gelen bir soru. Diyor ki izleyicimiz, 24 yaşında bir oğlum var. Kendisi sonradan yalan konuşma ve insanları kandırma, dolandırma, olmayan bir parayı var gibi göstermek gibi alışkanlıklar kazandı. Ne yapmalıyım, nereye başvurmalıyım diye sormuş. Şimdi tabii 24 yaşında bu tür davranış bozuklukları gösteren çocuğu olan bir aile mutluluğu unutmuş bir ailedir. Çocuğumuz hangi olayla karşımıza gelecek? Ne zaman başını belaya sokacak? Ne zaman başını belaya sokacak diye gelmiştir. Bu çocuk annesinin babasını da hiç hesaba katmadan, ben aile mutsuzluğu olmamalıyım demeden, doğru, direkt ailenin mutsuzluğuna göz dikmiş bir canavar gibi şu hareketleri yapıyor. Bu ne yapabilirim ben? Yapacağınız çok şey var. Bunlardan birincisi, bir psikiyatristle görüştüreceksiniz. Önce. Evet. Psikiyatristin dediklerine uyacaksınız. Eğer bu önlemler yetmiyorsa hakkında, evladınız hakkında dava açacaksınız. Şunları, 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 şunları yapıyor. Bu kolay bir şey değil diye. Hocam. Ama yapmak zorundasınız. Ama yapmak zorundasınız. Çünkü kendini yönetemediği anlaşılıyor. Kendini yönetse de kötü direksiyon kullandığı anlaşılıyor. Dolayısıyla annenin babanın burada çocuk hakkında dava açması ve ona göre bir pozisyon takınması gerekecek. Önce psikiyatrist görecek. Psikiyatrist uzun uzun görüşecek. Kısa görüşmelerde çare bulunmaz. Ve sonradan da mahkemeye başvurması gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Öncelikle sevgili izleyicimize psikiyatriste başvurması gerektiğini o zaman söyleyelim. Hocam şimdi görüntüler Batman'dan. İlk izlediğimde içimi sızlatan bir haberimiz var şimdi. Vefakar abla cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı okula giden kardeşini sırtında taşıdı. Yürek ısıtan bu görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansımış. İzleyelim bakalım. Kendisi de daha çocuk, kendisi de daha minicik ama okula giden kardeşinin ayakları çamur olmasın diye onu sırtında taşıyan bir yavrucak. Bu gönlümüzü ısıtan bir haber, insanca bir haber. Özellikle bu kadar ölümdü, kazaydı arkasından bu haberi vermenin bizi rahatlattığını düşünüyorum ben. Evet. Ama normal toplumun zaten %70'i bu genç kızımız gibi, bakın %70'i genç kızımız gibi, bize konu olan haberler %15. Dolayısıyla mesela şu haber
sosyal medya aracılığıyla verilen bir haber. Sosyal medya olmasa burada muhabir olmayacak. Bu muhabir olmasa haberimiz olmayacak. Sosyal medyanın faydaları da bunlar. Kötülükleri bir tarafa, faydaları bir tarafa diye düşünüyorum. Bu tür şeyler. Kendi ayaklarında da pembe bir terlik var. Yani gerçekten o, dediğiniz gibi içimizi ısıtan. Umarım o insan sevgisi, o kardeş sevgisi hayat boyu devam etsin. Acaba yavrumda. Kendisi okula gitmiyor mu? Benim aklıma ilk gelen soru bu. Yani evet kardeşi okula gidiyor ama umarım kendisi de okula gidiyordur. Ya aksi durumda üzülürüz buna. Vallahi bizim önemli sorumuzdan bir tanesi gerçekten çocukların artık okula gitmesinin mecburiyeti aile inisiyatifine bırakılmamalı. Bu konuda bir şey yapacak olan merciler mahalle muhtarlarıdır. Mahalle muhtarlarının uyarmaları, sık sık uyarmaları, okullara kayıt yaptırmaları son derece önemli. Denetlemeleri çok önemli. Eğer biz çocuklarımızı okula göndermezsek geleceğimizden çok fazla ümit var olamayız. Okula göndereceğiz. Kız ya da erkek demeden, özellikle kız çocuklarının okula gönderilmediği bir takım olaylar duyuyoruz, görüyoruz. Bir kız çocuğunu okula göndermemek demek, o çocuğu ileride evleneceği adamın merhametini vicdanına bırakmak demektir. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü kız çocuklarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla da lütfen kız erkek demeden bu konuya büyük hassasiyet göstermek gerektiğini unutmayalım. Hocam şimdi sırada bir öğretmenimiz var. 27 yıllık bir coğrafya öğretmeni. Çok enteresandır. Derslerini türkülerle anlatıyormuş. İzmir'in Gazi Emir ilçesindeki bir lisede coğrafya öğretmenliği yapan Ebru Tatar Topçu, konulara özel olarak uyarladığı, türkülerle tasarladığı özel atölyelerle öğrencileriyle ders işliyormuş. Bununla ilgili bir VTR'miz var, izleyelim. Coğrafya konularını bazı türkülere uyarlıyoruz. Bu gördüğünüz stüdyo ortamında çekimini yapıyoruz. Daha sonra ben bunlara slaytlar oluşturuyorum. Amacım şu, çok farklı yönde coğrafya dersini öğretmeyi planlıyorum. Bazı çocuklar tabii işitsel yeteneğe sahip. Daha doğrusu müzik yetenekleri çok fazla bazı çocuklarının. Hani daha çok ezgilerle öğrenebiliyorlar. Daha kolay olduğunu biliyordum. Ama coğrafya, ben sayısalım. Coğrafyada çok ilgimi çekmiyor açıkçası. O yüzden sayısala geçtim. Ama Ebru hocamız, yani YouTube kanalını öğrendikten sonra, videolarını izledikten sonra aslında öğrenmeye başladığımı hissediyorum. Çünkü günümüz hayatında yani şarkılarımızı çoğu kısmını kapladığı için önemli bir proje oldu açıkçası bizim için. Mesleğini seven bir öğretmenin aslında çok doğru bir şekilde yaptığı bir uygulama. İşitsel çocuklar için işitsel, aynı zamanda karşıda görsel olarak da bir slide hazırladığını söylüyor. Öğrenciler de ben çocuğun söylediği şey çok hoştu. Ben sayısalcıyım ama öğretmenimin bu yöntemi sayesinde sözel dersi olan coğrafyayı da sevdiğini söylüyor çocuk. Bana bu film Sidney Poitier'in başrollerini oynadığı Sevgili Öğretmenin filmini hatırlattı. Ya evet. Çok doğru, darmadağın bir liseden müzik bilen, herkes harika çocuklar yaratmıştı. Yaratmış olan bir öğretmeni hatırlattı. Onu hiç unutmam. Çok doğru. Yani mesleğinizi severek ve layıkıyla yaptığınızda aslında çocukları kazanmamak mümkün değil. Ki geçtiğimiz hafta çocuk okula gitmek istemediği için okuldan ayrıldığını ve sonrasında evden kaçtığını görmüştük. Dolayısıyla öğretmenlerin aslında okulu sevdirmekte, dersleri sevdirmekte çok çok büyük etkisi olduğunu da söylemekte fayda var. Şunu söylemek istiyorum ben en son sefer. Hiçbir öğretmen hiçbir çocuğu etiketlememeli. Kesinlikle.
Yani özürünü, sıkıntısını yüzüne vurmamalı, etiketlememeli, onu dışlamamalıdır. Evet. Hocam, programımızın da sonuna geldik. Hızlı geçti yine. Neler söylemek istersiniz son olarak? Ben bu haftalarının mutlu, sıkıntısız, sağlıklı geçmelerini çok istiyorum. Allah rızası için bütün sosyal kurallara herkesten uymalarını rica ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, haftanın ilk gününün sonuna geldik. Ne yapmalı? Yarın saatler onu gösterdiğinde yine ekranlarda olacak. Yarına dek görüşmek üzere, hoşça kalın.